Özür dilerim Ali'den. Hatta istersen bayağı bir dilerim. Ya dileyeceksin zaten. Ya anne bak yemin ederim onlar benimle uğraşıyor ya. Ya bana keza muamelesi yapıyorlar. Senin böyle birbirinizle didişemezsiniz. Ben sizinle uğraşamam. Bak her şeyi bitiririm. Haluk'la boşanırım. Tası tarağı toplar İzmir'e dönerim. Anne ne olur yapma. Ne demek boş? Sen evlendin mi ki? Ne? Kızlar bir kere de beni bir şaşırtın ya. Al. İşte şimdi sıra bize geçti. Geçin şu dizinin yatağa bakayım. Geç. Size söyleyecektim ama fırsatım olmadı. Biz Haluk'la evlendik. Ben biliyorum ki. Düğünsüz mü? Birdenbire mi? Nasıl ya? Tamam, aynı anda konuşmayın. Anlatacağım. Nazlı ablamın deliliği olan biyolojik yatkınlığı nereden geliyor şimdi anlamış olduk. Ya başkası olsa Haluk abiyle evlenirken Beyaz Saray'da falan ister. Ya bizimki kot tişört evlenmiş ya. Annemiz spontan takılıyor. Kafasına göre yani. Selin'cim bu arada İnci'den aldığın elbiseyi geri vereceksin tamam mı? Sen nereden biliyorsun? Selin tartışma benimle. Anne var ya bugün bir canımı almadın kaldı canımı. Bu konu tartışmaya açık değil kızım. Peri. Seninle bir şey konuşmam lazım. E konuşalım. Özel. Allah Allah. Gel. Anlatacak mısın? Ya Peri, ben bıktım kendimden. Baksana felaket makinesi gibi bir şey oldum. O nereden çıktı şimdi? Ben değişmek istiyorum. Tanıdığım en olgun, en uyumlu insan da sensin. Estağfurullah. Ya havalan diye söylemiyorum. Yardım et bana, ben nasıl olgunlaşacağım? Baksana, annemi yine çok üzdüm. Ha ciddisin sen. Peki. O zaman şöyle yapalım. Kendinde sevmediğin özelliklerini söyle mesela. Yahu ben toptan komple sevmiyorum işte kendimi. Yeniden yapılandırma yani. O zaman sana kendi yöntemlerimi anlatayım. Bir dakika. Ama sen bayağı ciddisin. Bayağı bayağı çok ciddiyim. Mesela ben. Sabırlı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. İşte ben onu yapamıyorum. Yani böyle kafama bir şeyi koydum mu illa hemen yapacağım. Her insan istediğin hemen olmasını ister. O biraz şımarıklık. Olgunluğun birinci kuralı sabırlı olmak. Ne yapalım? Deneyeceğiz. Bir. Sabırlı ol. Diğer insanların da düşüncelerini önemsemen gerekiyor. Onları anlamaya başlayınca kırıcı da olmamaya başlıyorsun. Hem onları anlayınca sevmeye de başlıyorsun. Nasıl ya? Ya ben o salakların ne düşündüğünü de mi önemseyeceğim şimdi? Ne? Anlaşıldı ablacığım, seans çok uzun sürecek. İki. Diğer insanların da düşüncelerini önemse. Heh. Üç.